Merhaba, ben Güven İslamoğlu. Yeşil Doğa programı ile yine karşınızdayız. Türkiye'yi çok dolaşıyorum. Birçok hikaye ekrana taşıyorum. Özellikle doğadayım zaten. Doğada kimle karşılaşırsınız? Çobanlarla. Ben çobanlarla sohbet etmeyi çok seviyorum. Bazen farklı hikayeler çekiyorum. Fakat karşıma bir çoban çıkıyor. Onunla mutlaka sohbet ediyorum ve bunu kayda alıyorum. İşte bu kayıtları biriktirdim. Sonunda bayağı insan hikayem oluştu. İşte bu hafta çobanlardan oluşan, arazide karşılaştığım, sohbet ettiğim insanlarla, çobanlarla olan hikayemi ekrana taşıyacağım. İlk durağımız Mersin. İzleyenlerimiz hatırlayacak, Mut Yerköprü Şelalesi'nden Namrun Yaylası'na bir rota yapmıştık. Rotada Çevre Orman Bakanlığı tarafından tabiat anıtı olarak tescillenen ve koruma altına alınan Yerköprü Şelalesi'ni ekrana taşımıştık. Son zamanlarda gördüğüm en güzel şelalelerden biriydi. Ardından dağlara yönelip Alağan Manastırı'nı ekrana getirdik. Alağan Manastırı'ndan rotamızı Namrun Yaylası'na çevirdik. Namrun, Mersin'in bir yaylası. Yaz sıcağında Mersinlerin nefes aldığı bir yer. Çok güzel bir kalesi var. Etrafı ormanlarla çevrili bir bölge. Namrun'a mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri de papazın bahçesi olarak bilinen şelalelerin olduğu Milli Park sahasıydı. Papazın bahçesinin hemen üstünde yaylalar var. Bu yaylalarda hayvanlarıyla konaklayan Gülizar Hanım diye bir çoban varmış. Eğer bulursanız mutlaka onu ziyaret edin demişlerdi. Gülizar Hanım'ın Sığır Yaylası'nda konakladığını duyduk. Kap alanı aramaya başladık. Bu sırada başka çobanlarla karşılaştık. Özü sözü bir insanlarla sohbet etmek çok keyifli. Manzara süper dağ. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Yani burada elemana ihtiyaç var mı? Elemana ihtiyaç oluyor aslında. Oluyor mu? Evet. Ben çoban deyince insanlar böyle çobanlık mesleğini böyle çok kolay gibi görüyor ama zor. Zor. Ama iyi de para getiren bir meslek yanılmaz. Para getiren bir meslek. Mesleği sevmek lazım. Severek yapmak lazım işte. Doğa şartına, kara, kışa dirençli olmak lazım. Ne kadar ücret alıyor bir çoban bu böyle bir yerde çalışmak için? Çalışmak için işte durumuna göre mesela bu bizim kendi üretimimiz yıllık iyi yani geliri fena değil fena ya. Değil. İşte sigortanı yatırıyorsun efendim. İhtiyaçların karşılıyor gene de işi de seviyorsan. Böyle devamlı bu manzarada yaşıyorsun. Devamlı bu manzarada yaşamak sana sıkıcı geliyor mu yoksa her gün şey dediğin oluyor mu? Oh çok şükür her gün bunu görüyorum dediğin oluyor mu? Oluyor. Her gün gördüğümüzü seviyoruz ya. Seviyorsun. Evet. Yani sıkıldığımız pek olmuyor ya. Olmuyor. Evet. Şehre iniyor musun Mersin'e falan? Bazen iniyoruz yani. İniyoruz da çok şehir bizi tutmaz gibi geliyor. Rahatsız mı oluyorsun? Evet yani çok yani şehir yani uzun süre yaşanmaz gibi sanki. Gidince ne hissediyorsun oraya? Ya işte insanların öte biri hareketliliği, kalabalık yani. Toplum ne bileyim aynı bizim koyunlar çokum halinde yaşıyor ya. O gibi bir şey. Bu mesleği belki de tercih etmedin. Ya şartlar bu şey seni buralara böyle getirdi. Evet. Tercih etsen ne yapmak isterdin? Böyle mi hayalinde bir şey var mı bir meslek ya da? Hayalimde aslında yani devletten veya imkanın oluşumu olsa bunu daha iyi yapmak isterdim. Bunu daha ileri götürmek isterdim. Daha ileri götürmek isterdim evet. Peki ne yapmak isterdin? Ya mesela iyi bir çiftlik. Efendi yem için samanı falan yetişmiyor ya hayvanlara. Yani iyi bir ortam oluştururdum imkanım olsaydı. Ama devlet destekleme veriyor, destek veriyor sizin gibi insanlara. Veriyor da çok yeterli değil. Mesela bu benim koyun, kara koyun üretim projesi üretiyoruz ama destek çok zayıf geliyor. Zayıf mı kalıyor? Evet. Buraları korumak için ne yapmak lazım? Bakıyorum böyle yaylı evleri giderek yaylacılar yaklaşıyorlar. Yaylacılar değil de şehir insanı sana doğru yaklaşmışlar şu anda. Koyunlarınla sınır burası. Evet işte bu doğayı koruyamıyoruz.
korunması lazım aslında. Mesela şehrin belli bir yeri, şehir yerinde kalması lazım. Şehir ne yapıyor? Bizim doğaya geliyor. Burası önce hazineydi. Belediye ne yaptı, ne etti? Burayı sattı. Satınca burası aslında sığır yaylası adı üstünde ya, sığırların, koyunların yayıldığı yerdi. Şimdi eskiden diyorum ben burası sığır yaylasıydı, şimdi Adanalı yaylası oldu. Güzel. Oo, onlar gitti. Tek başına köpek de yok senin. Seni fazla tutmayalım. İsim soyad? Emin Kök. Emin Kök. Evet. Tamam, çok memnun oldum size. Kendinize iyi bakın. Sağ olun, teşekkürler. Ha, Emin Bey gerçekten çok naif bir insan. Ben buraya geldiğim zaman çobanlarla sohbet etmeyi çok seviyorum. Çünkü onlardan çok şey öğreniyorum. Çok bilge insanlar. Bizim gibi kafaları farklı farklı şeylerle dolu değiller. Çok netler, çok dürüstçe konuşuyorlar. O yüzden dağları seviyorum, bu insanları seviyorum. Bunun bozulmamasını istiyorum. Yani bozulmaması için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Maalesef şehirli insan biraz açgözlü. Şehirde doymuyor. Oradan kazandığı dağlara gidiyor. Bu da benim olsun, bu da benim olsun. Şimdi burası güzel bir yerle. Ben buradan şu manzarayı seyretmek istiyorum. O gelip şuraya ev yapmak istiyor ki o manzaraya tek başına bakabilsin. Sonra biz nereye? Biraz öne. Bir bakıyorsunuz manzara gitmiş, her taraf ev dolmuş. Bunu bir şekilde korumak gerekiyor. Yani koruma kullanma dengesini korumamız gerekiyor. Biz yaylalardaki evlere karşı zaten her yerde yapılıyor. Düzenli yapılsın, belli mesafe olsun. Peyzaj bırakılsın. Yani şu manzara bırakılsın. Şu güzellik bırakılsın. Gelelim şu taşta oturalım. Şu güzelliğin tadını çıkartalım. Bari bundan bizi mahrum etmesinler. Emin Bey bize Gülizar Hanım'ı konakladığı yeri tarif etti. Biraz zor oldu ama bulmayı başardık. Size biraz Torosların sesini dinletelim dedik. Torosların sesi gördüğünüz gibi keçilerin sesi. Of, manzara da müthiş. Çadır manzarasına bakar mısınız? Oo. Merhabalar, nasılsınız? Mebusları getirdim sana. Bunlar mebus arkadaşlar. Merhabalar, nasılsınız? Allah aşkına, siz de aklınızı nasip, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne güzel bir yeriniz var böyle. Aa, güzel bir yerim. Çok güzel, manzara muhteşem. Hay ciğerim, ilerlerden gelen sana ne kaldı? Güzellik ne kaldı? Karın altından, karın altından karınca gelmedi. Hadi geçin. Hadi geçin, bakalım bir çay mısın? Buyurun, geçin çayı. Teşekkürler. Yok, geç. Buna içeri geçmezsen olmaz. İçeri geçsin ya. Geçin abi. Siz karda burada mıydınız? 3 metre kar vardı. 3 metre kar vardı. Bu dayandı mı bunlar? Attık üstüne, devam attık. Sıyırdık. Kuzduk, yıkıldı. Yem evine bunu yıkmadık işte. Siz de yani o 3 metre karda bu barakada dayanabildiniz. Dayandık Allah'a çok şükür canım. Başka nereye gidecek? Ya yıkılsa ne yapacaktınız? Yıkılsa kış olmaz. Yıktırmadık. Zor geçti kış. Peki odun falan yetti mi? Yetmedi. Yalan kıyın. Onunla bununla yaştan kurdular. Yazık ettik Allah'a çok şükür. Çok sert bir kış geçirmişler. Biz yaylaya gelen ilk misafirleriz. Üstelik Gülizar Hanım rüyasında bizim geleceğimizi bile görmüş. Urcan'da 3 tane İstanbul'dan adam geliyor. Allah'ım yarabbi diyorum, burada diyorum, buraya bunları al, bulurlar sağ diyorum. Tarif ettiler, tariflere geldik diyor. Aman Allah'ım diyorum, biz diyorum takaltarda oturduk diyorum. Orada diyorum gelirlerdi ama buraya hiç gelen olmadı diyorum, uyanıverdi. Ne zaman gördünüz? Bugün gece işte ben diyorum, niyetliyim süvere kadar. Ama bizi gördünüz yani, biz de 3 kişi geldik buraya. Sağcık duruyor oraya. İstanbul'dan geldik biz de. Ciğerime İstanbul'dan. Vay be. Ben bir niye oracak arttım yani. Allah hocam demek dedim yani, Allah böyle uyandırdı beni dedim Allah. Burada Allah'ım diyor, bunlar bir yabancı mı? Nasıl burada yaşamak? Nasıl yaşamak? Yani ne anlatacağım sana? Dipten başta bırak. Nasıl gelip göçüp geliyoruz buraya. Göçtük geldik. Ufak yollu yağmur, uçak asan kar, kuzluk yıkılıyor, ev yıkık, karını at, geri gene doluyor. Koca kak kar atmayacak mı? Bu sene Aralık'ın 21-22'sinde başladı. İki üç gün arayla, bir gün arayla, bir gün daha arayla bir aralık verir. Ondan sonra gene geceli gündüzlü. Akşamdan sıyırıyorum, evin üstünde çekeneğim var. Karı sıyırıyorum, o yanına sıyırıyorum. Akşam, gece 12'de bir daha sıyırıyorum. Sabaha güzel ediyorum, sabahtan bir daha sıyırıyorum. Doluyor her taraf. Öyle.
Ocağın 11'inde o zamandan sonra da garson oldu. Usul usul Allah'ım verdiği gibi aldı, verdiği gibi eritti, verdiği gibi eritti. Şimdi refaha ulaştınız. He, buna Allah'a şükür. Siz buraya girerken erzak depoluyor musunuz yoksa arada bir... Erzak depoluyoruz tabii. Yani kaç günlük erzak depoluyorsunuz? En aşağı 3 aylık. 3 aylık. Ey canım. Niye? En elzemli yağ mı, şeker mi, ne kır? Ya şeker, patates, peynir, soğan, ne ihtiyacın varsa mesela mutlaka kullan yaşa, onu hepsini koyuyor. Peki hiç bittiği oluyor mu mesela? Bitti miydi, gidip getiriyoruz. Bitti miydi, nasıl gidiyorsunuz bu karda? Karda yavaş yavaş, o evlerin yanına çıkana kadar karlı. Doğru düz yolu açıvermediler. Bir geldi oradan geri gitti. Bir geldi daha geldi, daha gitmiş. Bir daha gelmedik. Öyle kadar kendi haline yerdi davarımızın yemi tükeniyor diye bağırdık. Teyze söyledik. Varacak gelmedik. Erirken kadar oradan omuzladık. Oraya kadar eş dost getiriverdi arabayla. Geri bezde soğan gibi onları getir, oradan geri bir omuzladık geldik. Devlet yardım ediyor mu böyle yardım istediğinizi? Yok. Devlette hiç devletten de yardım istemedik Allah var ya. İstemediniz. He. Devletten yardım şöyle, yolumuzu açıverin dedik. Belediye geldi buradan oraya kadar açıverdi. Ha öyle. He. Çocuk var mı? Buyur. Çocuk var mı? 5 tane. 5 tane uşak hepsi ana baba dede ev oldular. Neredeler onlar? Onlar herkes evinde farkında köydeler. Köyde 2 tane oğlan var köyde, bir kız var köyde. 2 tane kızın da gizli şehirde, birinin kocası öldü ki çocuğu valla şehirde duruyor. Bu sana şehirde göstereceğiz. Buyur. Gel gel. Böyle. Kim gelen? Bilmem. Davar orada... diyelim o be. He? Davar diyelim öyle. Yok yok, bir arkadaşım bir denesi şey diyor orada dürbünle. Ha, bakıyor. Oğlağın içine bakıyor. Peki siz bu mesleği, siz burada mı doğdunuz? Yok, biz köyümüzde doğduk. Köyde doğdunuz ve bu mesleği yaptınız. Anamızdan doğalı beridir böyle. Ana babam yaşantısındaydık. Anamız babamız öldü, aynı döşeklerine oturduk, aynen çalışıyoruz. Buyurun bari. Sigortamız, Bağkur'un bir şey yok. 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 Sigorta bakır yok yavrum, bunu ben öyle öldürsem öfkem çıkmaz. Zehir döküversem öldü diyor, kurtulan diyor, ama kıyamay diyoruz yerlemeye ya. Niye? Aman, ya ne gerekliği var? Şimdi bizim de bir emlakımız olsaydı o yaştan geriliği. Yaparız. Rahatça dursak olmaz mıydı? Hoş geldin. Devlet şimdi yapmıyor mu? Yapıyor herhalde. Aman, 65 aylığına yazdılar diye girersen gittik. Şimdi vermeyenlermiş. O zaman da kimse demedi ki ne çadır evinde verilmezmiş demediler. Senin yanına vardım, diğer yanın yanına vardıydı. Şey dedi, hiç dedi, oturduğunuz ev yok dedi, gittik bulamadık dedi. O zaman demek ki filanın evi emmel yer olursak olmaz, durma diye evde yok. Şey adresiniz çadırı, yok diye verdi? Çadırımızda çadıra vermezlermiş aynı. Biz de burayı kayıtlandıydık. Bu yandan buraya kayıtlandık. Bizim köy, oluk koy ya bizim köy ya. Öyle önce vermediler. Size özel bir şey yapmaları lazım o zaman. Kaynamış falan değil. Kaynak değil de çayın yata durayım. Anam iyi de çay ciğerim içmemek. İşte iyi. Bu şey hayvan fazla, yok, yavrulama fazla mı? Fazla gördüm gibi. Nasıl bu sürü, nasıl bu sene? Davarımızın hepsi indi, yalan olmazdı. 130 kadar vardı ama 12 kadarına böcü yedi. 120 tane davar. Kurt yerim. Kurt yerim. Oğlaktan yolsuz yolsuz hepten işte. Ama buna emdiri veriyorum. Şey yok mu çoban köpekleriniz? Çoban köpekten yok. Köpekler hiç yok. Niye yok? İşte bakmadık, kullanmadık. Onun için. Aslında onu benim bildiğim bazı fonlardan size köpek veriyorlar. Çoban müracaat etseniz valiliğe size birkaç tane, bir iki tane köpek verirler ya, bakmaz çoban köpeği. Köpeğe bakmaz mısınız? Bakarız da bizim yerimiz Sarpkaya, onun için bakmıyorum. 10 sene oluyor biz burada, 10 senedir burada duruyoruz. 10 sene. Ondan önce Kapızlar'da duruyorduk. Kapızlar'da. Ona kadar biz sattık davarımızı, hacıya gittik geldik kuzum. Hacı'ya gittik geldik, 50 tane geçi koyduk, eşte sağ olsun Allah razı olsun. Ondan bura geldik, 50 tane geçi oldu, 100 tane. Gel yukarı gitti, şimdi gene gel aşağı iniyor gari, yeter. Böcü yedi, böcü, kurt yedi de var, yedi. Orası sürüverdi, birinin yağmur yağıyordu, orada durduruverdik. Aman Allah'ım, koca davar yok dedim, davar duruyor, şanı ötmeyecek, şale edecek yok. Burada ne ona kapmış, hayvanlar ama. Tuttuğunu hesaba yatırmışlar. Yemişler. Gülizar Hanım'ın konukları hiç eksik olmuyor. Gülizar Hanım'ın çadırı, konukseverliğini bilen tüm dağcıların adeta uğrak yeri olmuş.
Güzel Hanım'ın sohbeti o kadar güzel ki saatlerce kalabiliriz burada. Gerçekten çok güzel. Bizim gibi ziyaretçi gelenler oluyor, bir çadırında kalanlar. Onların hikayesini anlatıyor bize. Benim çayına, peynirine, sıkmaları börek yapar. Bir güzel de yakışıyor eline maşallah. Ne talep edin İstanbul'u denmez ha. Şey var direkt kulaklara çiğniyor. Sordun mu sen niye evli misiniz? Niye? Diye sordum, bekarıymış, evli değilmiş. Niye yan yana yatıyorlarmış? Arkadaşım diyor, arkadaşım diyor. Size şey mi dediler? Şeytanlık diyor. Şeker yağı yemeyin mi dediler? Heye, o dedi sen dedi şekerle, şeker, tuz, bu yaştan kerlisanı sana yasak dedi. Tereyağı da çok yeme dedi, zarar verir dedi. Hala tereyağı biz çok yazıda yemezdi. Yok. Şimdi Gülizar teyze konuşuyor, şey buraya gelen insanlar şey demişler, gençler çadırda kalan, aman teyzeciğim tuzdan, şekerden, yağdan uzak dur, sağlığın için iyi değil demişler. Teyze demiş ki, Gülizar teyze, ben demiş onlar sayesinde yürüyorum, onları yemezsem yürüyemem demiş. Kendisinin yaşı 72, demek ki bu iş tuzda, şekerli olmuyor. 77-72 hala dağlara tırmanıyorlar, biz hala şeker yemeyelim, tuz yemeyelim de sağlıklı olmaya çalışıyoruz. Sağlıklı olmak başka bir şey. Bu doğada yaşamak gerekiyor. Bir kışı daha atlattılar. Artık önlerinde güneşli günler var. Hayvanlar yüksek çayırlara çıkmak için sabırsızlanıyor. Mersin'den Bursa Karacabey'e geçiyoruz. Karacabey longozu Türkiye'nin en büyük longozlarından biri. Henüz keşfedilmemiş bakir bir alan. Longoz, yüzen mandaları, gübre böcekleri, binbir kuş türü ve ıhlamur ormanlarıyla görülmeye değer bir yer. Ihlamur ormanında çekim yaparken bir anda karşımıza yerli ırk inekler çıktı. Yerli ırklarımız giderek yok oluyor. O nedenle bu hayvanlar dikkatimi çekiyor. Hayvanların sahibi oldukça güler yüzlü, sevimli bir çiftçiydi. Hayvancılık üzerine, longozun sorunları üzerine kısa bir sohbetimiz oldu. İşte o sohbetten anlar. Bunlar şimdi kara kaçan, ne dedi, ne dediniz bunlara? Kara kaçan. Kara kaçan. Bunlar süt verimi giderek düşüyor herhalde. Ya bunlar da süt verimi fazla olmaz. Anca danasını bakar ya. Ne yapacaksın danayı? Kesmek için. Dana yetiştirsin, bize başka şey lazım değil. Ha. Ne olacak süt? Para mı? Şu anda 90 kuruş. Ne yapıyor o zaman? Et için mi besliyorsunuz? Tabii. Ha. Evet, bunlar da artık... Senede, iki senede bir kurbanlığını yetiştiriyor. Bunlar artık şey de kalmadı ya. Devamlı dejenere oluyor herhalde. Ya öyle. Bunlar artık, bunların artık son çırpınışları. Yani. Son çırpınışları. Bir öyle, daha kalmayacak. Bunlar artık biter. Bakılmaz yani bunlar artık. Niye? Ne olacak? Gel. Gel. Bunlar bakılmaz artık çünkü... Ama bazı yerlerde de bu hayvanların ırkını korumaya çalışıyorlar. Ya, korumaya çalışıyor. Adamların ona göre mera şeyi var. Bizde mera yok. Ha. Bizde tabi devletin ormanı. Bunun altında ne bulursa o. Ha. Bizde mera yok açık. Şey ama yok bunlar yani. Sağlam mı? Bunlar ormanda kışında yaşıyor bunlar. Tabii. Yaşar yani. Bu şey avacılar, multifanlar gibi değil. Bunlar şey kışa şeye dayanıklı. Ama ileride o zaman bu hayvanlara ihtiyacımız var ama kalmıyor o zaman. Ya bitebilir ama Avrupa bunu saklıyor. Saklıyor. Bir gün gelir de lazım olur diye. Bizde yok. Bizde yok. Sizde ne kadar, kaç tane var? Ya bende fazlaydı da kalmadı. Bir 20 tane falan kaldı yani. Birkaç. Siz hayvancılık oldu. Yapıyorsunuz herhalde. Tabii. Ihlamur var mı? Var. Hepsi var. Var. Nasıl biraz buralar? Biraz ondan böyle. Nasıl buralarda yaşamak? Ya yaşamak iyi de gelir kaynakları çok kısıtlaştı. Çok kısıtlaştı. Tabii. Ha, aşağıda gelir, longoz gelir var. Gelir kaynakları. Bile. Ya longoz da... Ya ona ismen longoz dediler. Yani ormana kalktılar, bir isim koydular orada. Ama gitseniz, hani geçseniz oraya işler acısı. Öyle mi? Ne var? Öyle yani. Ya değil yani, bir bakım onarım yok. Tamamen doğanın kendinde kalmış bir şey. Hı. Hani gezemezsin içerisinde. Çalıdan, burası gibi değil. Hı. Çalıdan çırpıdan gezemezsin ya. Ama işte oranın özelliği doğa ya. Ama olmaz ki öyle. Öyle mi? Ama doğa dediğin zaman doğa böyle güzel olacak. Düzenlemek lazım. Uçalıyı çırpıyı kaldıracaksın altından. Eskiden nasıldı? Böyle, ya eskiden orada hayvan çoktu. Bu vatandaş tarlasının avlusunun çit dediğimiz şeyi ondan yapıyordu. Bu karaçalı kesiliyordu, temizleniyordu. Şimdi o kalktı. Bu sefer ne oldu? O orman büyüdü. Eskiden bak benim çocukluğumda orada göl vardı. O göllerde 5 kilo, 6 kiloluk sazan balıklar vardı. Şimdi
o dağlardan giden o toprak o göllerin yataklarını doldurdu. Ha, balık şimdi da kalmadı yani. O o şey de kalmadı. Yavaş yavaş doğa kendi açıyor kapıyı, açıyor kapıyı. Ama onların da dolması şu yollar. Şimdi bu toprağa fazla gidiyor. Şimdi yol taze vurulduğu zaman o kış yağmur o yolda ne kadar şey bulduysa gevşek toprak onu alıp indiriyor oya. Yeni bir insan eliyle bir tahribat var ya. Ya muhakkak. Var. Ama şimdi bu da lazım. Bu da lazım, evet. O da lazım. Aslında şimdi devlet o Longoz denilen o ormana o göl yataklarını açması lazım. Onu gerçek doğa şeyine sokacaksın. Ha, biraz ki bir... gelen de bir baksın ya şöyle şöyle o 5-6 kiloluk sazanlar şöyle gidecek gelecek. Hani dışarıdaki belgesellerde nasıl adamlar o gölleri ne kadar şey. Adam balığı tutuyor bakıyor tekrar bırakıyor. Göle salıyor. Dikkat edin, Longoz'un sorunlarını sıralıyor ardından da çözüm üretiyor. Çünkü Longoz'un dününü ve bugününü çok iyi biliyor. Çobanın bahsettiği diken bir tür çalı, bazı yerlerde goga deniyor. Bunların aşırı çoğalması ekosistemi olumsuz etkiliyor. Ağaçların büyümesine izin vermiyor. Kuşlar bile bu çalılarda yuva yapmakta zorlanıyor. O nedenle bu çalıların temizlenmesini istedi. Sülüğü de vardı, balığı da vardı. Şimdi var mı? Hepsi vardı. Şimdi sülük var. Var, gene var. Ama balık... Eskiye göre var mı? Ya ama şey bitti, göl yatakları bitti. Ondan mı yoksa? O göl yatakları yok artık. Orantısız bir şekilde sülük mü topluyorlar ormandan? Ya onu da toplayabilirler. Herkes ne yapsın? Herkes bir şeylerin peşinde. Peşinde. Herkes bir şeyin peşinde. Dengeyi bulmak gerekiyor. Evet. Bak şimdi devletin yapacağı. Bugün ihtiyaçları için doğayı korurken yarını düşünmek önce gerekiyor. Önce insanları koruyacaksın. Bak önce insanların rızkını koruyacaksın. Ondan sonra diyeceksin kardeşim bak senin rızkın bu. Ben sana bu işi verdim. Bunu yap. Oraya gidip tahrip etme. Evet. İnsanın karnı açken her şeyi... Öyle. Sen şimdi bu dağa bir tane kurt salsan, eğer onun ekmeğini götürüp zamanında onun şey yiyeceğini vermezsen ne yapacak? Gidecek bu hayvanı yiyecek. Eskiden varmış bu dağlarda kurt. Vardı. Şimdi neden? Ne oldu? Kim bitirdi onları? Bitirdik. Onlar bunları bitiriyordu. Biz de onları bitirdik. Bitirmek zorundayacağım. Kurt kalmadı. Öyle. Kalmadı. Eşinizin hayvan da kalmadı. Kurt çoğalır herhalde. Çoğalır. O kolay. İki tane bir erkek bir dişi sal buraya tamam iki sene sonra bitti. Dolar her taraf. Yerel halk olmadan ormanları korumak çok zor. O nedenle bu insanlara orman köylüsüne ihtiyacımız var. Şu anda Edirne Uzun Köprü'deyiz. Arkamda dünyanın en uzun taş köprüsünü görüyorsunuz. Muhteşem bir eser. Ancak bu köprü için buraya gelmedik. Uzun Köprü'ye niye geldik? İnsansız Taşlar Müzesi'ni görmek için geldim. Daha önce de duymuştum. Bir çoban düşünün. Urfa'dan kalkıyor, Konya'ya geliyor. Konya'da çobanlık yapmaya başlıyor. Daha sonra bir taş buluyor. İnsana benzeyen bir taş buluyor. Sonra bir tane daha buluyor. Bir tane daha buluyor. Derken bunların sayısı fazlalaşıyor. Ve diyor ki ben bir müze açacağım. İnsansız Taşlar Müzesi açacağım diyor. Kültür Bakanlığı'na başvuruyor. Diyorlar ki bu taşlardan müze olmaz ama inat ediyor. Kendine Uzun Köprü'de bir yer buluyor. Uzun Köprü Belediye Başkanı ile iletişime geçiyor. Gel sana burada bir müze yapalım diyorlar. Ve Konya'dan kalkıyor. Edirne Uzun Köprü'ye gelip sonunda müzesini açmayı başarıyor. Ama adı müze değil çünkü şu anda ruhsatı yok. Yani müze olarak geçerli değil. Sergi diyebiliriz şimdilik ama hayaline biraz yaklaşmış durumda. Şimdi onun hikayesini yapmak için Uzun Köprü'deyiz. Konya'da çobanlık yapan 5 çocuk babası Urfalı Ahmet Aslan 8 yıl boyunca topladığı insansız taşları sergilemek için kapı kapı dolaşmış. Sonunda sesine Uzun Köprü Belediye Başkanı Enis İşbilen cevap vermiş. İşbilen 4 yıl önce restore ettikleri ve halen kültür ve sanat evi olarak kullanılan Aziz İonis Kilisesi'nde taşları sergileyebileceğini söylemiş. Böylelikle Ahmet Aslan hayaline ulaşmış. Her şey bir taşla başlamış. Müzede 80'e yakın taş var. Aslında ilk sorduğum soru bulduğu ilk taş oldu. O taş burada mı? O taş burada değil maalesef. Küçük bir taştı. Onu kaybettim. Yani asıl kahraman kayıp. Ama görevini yaptı ve bence en iyisi de o oldu. Yap ve kaybol. Bence öyle bir mesaj da verdi. Doğanın bir mesajıydı aslında bu.
Al ve sen devam et bundan sonrasını. Bu bambaşka bir şey. Ne var bunun özelliği ne? Bu sanat sizin sanatınız değil bu aslında. Bu doğanın sanatı. Doğanın sanatı evet. Ben burada bir bulucu rolünü üstlendim. Arayı atıyoruz bulucu. Bir buluş bu bence. Ve diğer bütün heykel sanatlarından yani arkeoloji müzelerinden falan bunu ayıran en önemli özellik dünyadaki bütün müzelerdeki eserler yapmadır. Yani bir el işidir, bir ustalıktır. İnsan eli değmiştir. Ve yani dolayısıyla yapılmıştır. Fakat bu oluşmuştur. Oluşmuş olan ol emri. Ve işte ben bu müzeye aslında müze fikrine Aşık Veysel diyorum. Çünkü Aşık Veysel yapılmamıştır, olmuştur. Bu yüzden ölümsüzdür. Ve bu sanat da bence böyle bir şeydir. Ve doğa aslında insanın taşlaştığını, dolayısıyla taşların insanlaştığını, insan olmamız gerektiğine dair bir sürü mesaj veriyor. Böyle bir imgesi var bana göre bu sanatın, doğanın sanatının. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra sürekli gelişecek bu müze. Arayış sonucunda bulunan her taş diğerinin yerini alacak. Buradaki taşların çoğu güvende değil. Sürekli bir değişim sonucu hep daha iyiye, hep daha iyiye doğru gidilecek. Peki yenisini bulduğunuz zaman eski ne yapıyorsunuz? Yeni doğaya mı bırakıyorsunuz? Tabii onu bir kenara indiriyoruz. Yedeğe ayırıyorum yani. Belki başka bir şekilde değerlendirilebilir. Aslı'nın hayali kalıcı bir sergi salonu, daha doğrusu bir müze kurmak istiyor ama Kültür Bakanlığı buna izin vermemiş. Müze fikrini Kültür Bakanlığı'na yazdım. Gelen cevap müzelik değerde olmadıklarını ve destek verilemeyeceğine dair bir belge geldi. O belge de şu anda burada. Red olunca kendi başıma kaldım. Daha doğrusu umudum da kırıldı aslında. Fakat doğa sürekli bunu veriyordu bu taşları. Devam etmem için bana taş atıyordu adeta. Bu sergi böyle kalacak mı burada? Ne kadar kalacak? Bu değişecek. Yani belki kendi binasını oluşturma gerekecek. İnsan yavaş görüyor. Yani yavaş anlamak falan onun dışında da aynı zamanda yavaş da görüyoruz. Belki. Biz bir de siz arıyorsunuz ya aradığınız için de geliyorsunuz. Evet ama hemen bulamıyorum. Bir iki saat sonra o fer diyelim güçleniyor ve döndüğümde üstünden geçip gittiğim birçok taş ortaya çıkıyor bu sefer. Peki buradaki taşlar arasında sizin en sevdiğiniz hangisi? Yani hepsini el etseniz başucunuza yani, koymak istediğiniz. Yani şu şey var. İlk insan. İlk insan. Evet yani homo habilis falan dedikleri şunlar daha ilk. İnsan formu. Yeni insana geçiyor bu goril. Şu. Evet. Ya buna evrim diyebiliriz. Şöyle bunu yapalım. Yok şöyle bakalım. Şöyle. Evet. Ahmet Aslan insansız taşları toplamaya devam ediyor. Çünkü insansız taşlar müzesi için umudunu kaybetmemiş. Uzunköprü Belediyesi Aslan'ı bu işle görevlendirmiş. O artık kadrolu bir toplayıcı. Ahmet Aslan ilkokul mezunu bir çoban ama iki şiir, iki de deneme kitabı var. İki şeyle tutulmaya başladım. Yani hem yazmak hem taşlar. At başı gidiyordu bunlar. Ve bırakamıyordum. Tabii bıraktığım zamanlar oldu. 3-5 ay, kışın mesela gidemiyoruz. Şehirde bunalıyorum. Yani hiçbir şey yazamıyorum. Bir dize, bir söz yok. Ve zamanla bu sanat ortaya çıkınca yazmaya da biraz ara verdim. Çünkü bu çok daha değerli benim için. Ve yeryüzünde su arama, dibe in. Saf suyu bulmakla yetinme, daha da in. Diye bir söz geldi. O saf suyu bulduğunda da yetinme. Su da su ara. Su da su. İşte o bu metafor ben aslında bu sanata da götürdü. Çoban Ahmet'in hedefi dünyanın en büyük insansız taşlar müzesini oluşturmak. Umarız başarılı olur. Bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka yerde, bir başka hikayede buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Size çevre dedektifi olabilirsiniz. Çevrenizdeki iyi ya da kötü olayları bize yazabilirsiniz. yeşildoel@cnntürk.com.tr adresinden, Instagram'dan, Facebook'tan, Twitter'dan bize ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.